Evet, köyümüze geldik. Yaşasın. Nay naylom. Hepinize merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Yaşasın. Evimize geldik dün akşam. Çok özlemişim bahçemi. Size bir göstereceğim. İyi oldu. Değişiklik oldu. Ankara'ya gittik. Alışveriş yaptık. Bayağı bir işte dirgen aldık. Gördünüz zaten bir önceki videoda, daha önceki videoda. Koyun çanağı aldık falan filan, dekor onlar tabii ki. Dirgen lazımdı, çok iyi oldu. Neyse, sonuç olarak döndük, bahçemdeki değişiklikleri size göstereceğim. Neler olmuş, ben gezdim. Aslında beraber gezecektik ilk ama şarjım yoktu telefonda, o yüzden önce ben görmüş oldum sizden önce. Neler olmuş, cibiler nasıl olmuş, büyümüş. Ondan sonra onları göstereceğim size. Büyümüş demeyeceksin. Cücüklere. He. Babam iyi bakmış diyeceğim. Vallahi doğru. Doğurdum yani. Babama attım başına cibileri. Babama baktırdık. Bir geldim kocaman olmuşlar. Tavuk, babam tavuk. Da ona sap ayarlıyor da o pek olmadı gibi bence. Dur hayatım bir dakika, çok halledeceğim şöyle. Emanet oldu. Emanet, kalın bir sap oldu. Şu nasıl? Şey ince olsun ki dedim, şey ağır olmasın diye. He. Sağlam onun için, yoksa kalın oldu mu? Hmm, kaldıramazsın diye. Aha. Peki. Yoksa at pazarından aldık bu dirgeni, 100 liraya aldık arkadaşlar. Merak edenler için söyleyelim. Ankara'da ne yaptık? Değişiklik oldu yani benim için. Buradan çıkmıyordum uzun bir zamandır. İyi geldi. Herkesi göremedim. Yine arkadaşlarımdan af diliyorum. Görmek istediğim çok kişi vardı ama göremedim. Yılbaşını orada ailemizle geçirdik. O da güzel oldu. Babam gelmedi çünkü gelmek istemedi. Korkuş. Soğuk dedi. Herkes 3 kişiden biri hasta dedi. Ne işim var falan dedi. Tamam dedik. Okey. Çok soğuktu ama üf, acayip soğuktu. Vallahi ben o kadar soğuk sevmiyorum. Ağzım burnum uyuştu. Ama bana çok değişiklik oldu. Ankara'da neyi özlüyorsun diyorsanız, Ankara'da değişikliği, yani işte o bir şehir hayatı, metropolü birazcık değişiklik olsun diye gidip görmek istiyorum. Yoksa işte mesela bir şeye gittik, kafeye gittik. O da değişiklik oldu eski günlerdeki gibi. Kuzenimi gördüm. Azıcık bir AVM'ye gittik. Mesela ilk başlarda buraya yerleştiğimizde AVM'yi özlüyordum ki normalde Ankara'da yaşarken çok gitmememize rağmen. Gittiğimizde mutlaka AVM'ye gidelim diyordum ama bu sefer onu da hiç özlememişim. Hiç aslında gitme ihtiyacı duymadım. Ama yine de gittik, onu da gördük, onu da gördük. Şehrimizi yaşadık. At pazarını da gezdik. En çok sevdiğim yer zaten. Sonunda geldik bahçemi, burayı çok özlemişim. Çok iyi geliyor böyle arada esler vermek. Burada yaşayanlar bilirler, anlarlar bence beni. Arada iyi geliyor yani değişiklik, gitmek. Sürekli burada. Aa, domatese bak size, hadi dur bahçeyi göstereyim. Geri çıkarıyor. Bak olmaz dedim ben öyle. Evet, şimdi hadi gelin bahçeyi göstereyim size. Şeylerim, domateslerimin kendisi ölmüş ama şeyleri, meyveleri kızarmış bayağı. Bunları toplayayım ya da toplamayayım, burada dalında kızarsın. Ebe gümeciler kendiliğinden çıktı burada. Buralarda bir şey yok. Buralara şey sermiştik hatırlıyorsanız, gübre serdik. Bunlar yağmurda yıkanacaklar, yaza kadar hazır olacak. Sonra şuraya bir karnabahar ekmiştim, henüz olmamış. Kıvırcıklar, bunlar tohumdan çıktı kendi kendine. Geçen sene buraya kıvırcık ekmiştim. Onlar büyüyorlar. Şöyle geniş açı yapayım. Size bir sürprizim var. Oraya doğru gidiyoruz şimdi. Sarımsaklarımız kocaman büyüdü. Sonracığıma burada yine işte ektiğimiz kıvırcıklar büyümüş. Nanelerin canı çıkmış. Birazcık geçmişler. Yazın gene çıkarlar. Ve geliyoruz. Ve tada! Bakınız. Karnabahar olmuş. Çok güzel değil mi? Bunun şeyini, yapraklarını ineklerimize yediririz. Karnabaharımız olmuş. Ama bakın bunlar böyle. Herhalde bu da çok önce çıktı da geçti. Bana öyle geldi yani. Çıkmış ama babam görmemiş. Şu da öyle bak. Artık zamanı geçmiş. Öbürlerinde de henüz hiçbir şey yok. Bak daha bir sürü var burada. Neyse bunu yeriz akşam. Görünce çok sevindim. Baklalarımız bak kocaman oldu bakla. Burada şeylerimiz, pancar ve pazılarımız büyüyor. Tohumdan ekmiştim. Bayağı büyümüşler. Sonra size cibileri göstereceğim ne kadar büyümüş. Şimdi burada yine kıvırcıklarımız bak, kırmızı marul şunlar.
Ve de işte şeyler, lahanalar biraz büyüyor. Kıvırcıklarımız. Bunlar niye böyle ezilmiş gibi açılmış bir şeyler olmuş anlamadım. İşte bu şekilde. Bunlar da tohumdan büyüyen kıvırcıklarım. Ve işte pırasalarım. Pazardan aldığım pırasanın köklerini dikmiştim. Bakın nasıl büyümüşler. Ve de yine pazardan aldığımız şeylerin, soğanların o kök kısmını ektim ve böyle yeşil soğanlarım oldu. İşte bu şekilde. Burada da yine pazı ve şeyim var. Yine kıvırcık. Pazı ve pancar tohumu buraya da ekmiştim. İşte böyle şu yabanileri de toplamak lazım. Şimdi size civcivleri göstereceğim. Piliçlerden önce babamı göstereyim dedim. Ne yaptın biz yokken? Ana, bunun içinde bildiğin çakmak varmış. Tabii. Aa, manyetolu çakmak tabii. Ne zannettin ne ki? Ne bileyim ben. Hiç görmedin mi? Hiç görmemiştim içini. Yanmıyor da. Şuradan basınca. Onu tamir mi ediyorsun? Ne diyecektim? Geçenlerde şeyleri okurken yorumu birisi diyor ki evsizin mi, kim mi, cevap vermiş miydin onlara? İşte şey ben tesadüf okudum geçen gün de. Görmedim. Ben gördüm tesadüf de burası bizim 2010 yılında aldık. 2010 yılından beri bizde. Evet, bilmeyenler için yeniden hatırlatma yapalım. Eşim çok istiyordu rahmetlerinden bir bahçeli evim olsun, bahçeli evim olsun diye diye. Belki ilk demeyelim de yani göç edenlerden babamla annem göç ettiler buraya. Hiç kimse yoktu o zaman, akrabalarımız da yoktu. Sonradan dayımlar geldi. İşte Serhat abim geldi falan, bir sürü yine akrabalarımız, tanıdıklarımız geldi. Ama annemle babam tek başlarına ilk buraya göç ettiler. Şu gördüğünüz ev, burayı, bu şeyi satın aldılar arsasıyla. Sonra burayı böyle güzelleştirdik. Şu an yine tabii ki bahçe çok bakımsız oldu da. Ya kış çok ama şimdi. Evet, hem kış yani. Hem de çok nankör o otlar ya, 10 günde uzuyor ya. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yok. Yanlış. Olur, neyse olur. Evet, şimdi cibilere geliyoruz. Artık cibiler şey olmuş. Bak, atölyenin canını okumuşlar. Kaç kere kaçmışlar. Şöyle ışık yakayım da görün. Şunlara bakın. Bayağı bunlar artık piliç olmuş ya. Hey, vikvikler. Vikvikvikler. Artık dışarı çıkabilirler. Artık üşümez bunlar. O yüzden Şu yemlik var ya, şunu bir günde bitiriyorlar. Resmen öğütücü gibiler yani. Minicik civcivdiler, hatırlıyorsanız önceki videodan. Babama bıraktık, babama büyüttürdük vallahi. Hey, kavga etmeyin. Bak 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 bak. İşte böyle. Şimdi bunları aslında ben de şöyle bir bahçeye salayım istiyorum, bir yesinler. Seda. Bak. Millet o pahalı, bu pahalı, tavuk pahalı diyorlar ama gerçekten çok masraflı. Çok masraflı. Evet. Yani şöyle masraflı. Yemini şu anda sırf yemiyorlar. Evet. Şundan 2,5 bitti. Şöyle karışık yem almış. Şimdi 6 kilo aldı. Tam 10 kilo. 10 kiloyu bir 10 günde. Bak, günde 1 kilo yiyor. 1 kilo neredeyse günde 15 lira. Ana, evet, ha. Yer yemez mi? Evet, 2-3 tanesini bir salalım dedik. Bakalım ne yapacaklar. 4 tane. Babam dedi zapt edemezsin. Bence şey ya, hepsi beraber birlikte hareket ederler. Çubukla şöyle şey yaparım onlara. Çobanlık yaparım ben. Allah, çobanlık yapar mı? Şu anda şey. Tavuğa çobanlık yapan da ne bileyim diyor. Bak nasıl ot yiyorlar. Otları yesinler ya. Bir sürü ot var. Gübre yap. Bak bak, gördün mü nasıl yedi çimeni? Şurada ot dolu. Onları bitirsinler bedava şey. Bak bak nasıl yiyor. Getir öbürlerini. Öbürlerini de getireyim. Sen dur burada. Aha da hepsini saldım. Heh, yiyin çimenleri. Yiyin gari. Git git buradan git. Ne şaşırdılar ha birdenbire. Kutunun içinden ilk defa dedi. Bahçeye çıktılar. Bir de şu tarafa doğru onları şey yapayım da. Heh, oraya değil, oraya değil. Gel şöyle gidin. Heh, betona doğru değil. Heh, şu tarafa doğru gidin. Yürü yürü yürü. Heh,
Git 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 git. Yiyin bir şeyler. Böcek yiyin. Hadi bakalım. Heh. Otlaşın. Otlaşın. Otlaşın ne demek? Yenge çıktı bahçemizden. Ana kendi kendini mi tuttu? Kendi elini tuttu. Şimdi yengeci arka atacağım. Video yok. Bak şuradan hop. Aha da orası onun yeri. Lan cibiler. Ay hiçbir yere de gitmiyor. Ha eşelenin ha. Ay uçuşa bak. Ha oh. Özgürlük ay en sevdiğim şey valla. Aldık öyle işte bakalım bir ne olacak. Kocaman bu okaliptusun gövdesinin evet. Yarısı. Merdiveni getireyim mi? Yarısı. Büyüklüğünü görmek için baba yanına geçer misin bir şeyin? Ya bunu... Bak bunun bacağı kadar bir şeyi. Kesin 80 tane. Ya şuradan ot doldurur atarsın. Ha içeri. Otları toplar atarım. Şey ver bak, yer hiç olmazsa ne biçim yer. Kıvırcık vermeyeyim ot yesinler onu biz yiyeceğiz. Bir sürü ot dolu her yer çimen yesinler. Tamam hadi onu da biz yiyeceğiz onu da biz yiyeceğiz. O bunu yesin. Hay uçtu onu kaçırdık. Tamam canım ama bu ot da yer o çimen de yani, yer. Hayır onu yedikten sonra yine bizim midemize gidecek onu demek istiyorum. Yani ha. Evet. O ama, hazır bu ölçüm biz yutalım. İkisini ama ben istiyorum ki bu şeyler bir şey olsun. Şey bitsin. Olsun. Bedavadan işte çim biçme makinesi ya aşkım. Yavaş. Seni düşündüğüm için. Abi, evet. Yavaş yerler yaş. Evet. Öyle bir uçuyorlar ki bak bak. Çok hoşuma gidiyor. Aa. Ne yaptı öyle o? Vıyıklattı. Arada. Oo nasıl uçtu gördün mü? Oo bayağı ciddi uçuyorlar. Heh. Gir arkaya alta gir alta. Heh. Aha, ciddi lan o. Şeyin altına girdiler. Lan ben de istiyorum diye bak. Burada beton mu şu? Yok değil. Demek ki de bu da şey. Çıra. Hepsi girdi deliğe. Gezmiyorlar hiç. Gezsenize lan. Girdiniz oraya. Bak ya. Lan ne yapıyorsunuz orada? Ha? Burası orman gibi oldu. Her yer bak şey. Altın çilek. Burası böyle bu sarmaşık gibi kocaman. Bak altın çileklere kıyamıyorum da. Ama... Şey de var burada bir yandan ıtır. O da çok güzel kokusu var. Ama burası baksanıza böyle orman gibi oldu. Biraz fazla girdi bu. Ne? Olsun. Bir daha vur onu. Şey olsun. Seda, yamuk meyil olur. Oldu mu? Hayır meyil ha. Oldu ki yağmur yağmurda, aşağı kalk. Yağmurda evet. O açıdan değil. Tamam. Ya orası biraz daha aşağı kalk. Bir şey. He. Ondan da olabilir peki. Kesmeyelim o zaman da. Çekici basın. Çok ağırmış. Abo. 2 kiloymuş. Vallahi yazıyor mu? Aa evet. 2000 gram yazıyor. Gider o biraz daha değil mi? Ne diyeyim mi?
Zenginliğin diyorum gözü kör olsun. Niye? Şuna bak. Ha. Parkeden kümes. Laminat parke ama kümes olacak. Ama laminat parke tabii yaptığımız işlerden aldığımız parke. Evet, evet, artan para parkeler. Vermedik. Para vermedik tabii ki daha. Para versek. Günan'ın yaptığı işlerden kalan. Önceki. He. Evet. Yalnız güzel aslında şeyi de öyle parkenin. Biz aynen. De kullansak mı acaba? Kullansak tabii. Tamam işte kullanıyoruz ya bir yer. Bura bir yer değil mi? Bir yeri kullanacağız. Evet, elimizde bu şey vardı. Yeşil. Çitteli. Çitteli. Aslında kümesteli değil. Evet. Tabii canım. Biraz iri yani kalan aslında. Daha dar olmasa da ama yeter çıkamazlar orada. Bu bal değil. Boşta duruyor. Sökemiyorlardır. Diğer de çürümüştür. Babam şeydi bağlamış. Deli bağlar gibi bağlamış babam. Evet. Bu kaç yıllık de tellerden artan öylece durdu herhalde. Bir şey kullandın mı bu teli daha önce? Fazla olmadı. 12 senedir duruyor. Ya taksidini ödemedi. İşte bugünü beklemiş bu tel. Hı. Hep bugünü beklemiş. Evet. Ben de bugünü bekledim hep. Bir tavuğun olsun istedin değil mi? Evet. Şimdi bu geçici bir kümesmiş. O yüzden kocam böyle yapıyormuş. Yoksa daha güzel sağlam yani bir şey yaparmış. Ya bunlar 20-25 gün sonra keseceğiz. Evet ama ben adam de diyorum dedi, ki fazla bekletmeyin. Hepsini birden kesin öyle dedi. Öyle yapacağız zaten. Tamam. Hepsini 1,5 kilo olur dedi bunlar dedi. 90 günde dedi. Tamam. 90 günde mi dedi? Yok 45 dedi. 45 günde mi dedi? Ha, öyle bir şey dedi 90'ı işte. 90'ı bekleyemeyiz baba acıktık. 16'sını birden yiyeceksin herhalde. 15'i, yok. 15'ini. Yok. Beşer beşer 3 günde bitiririz. Abo. Maşallah bizde neymişiz? Hiç iştahımız yok. Ya. Çeyrek öküz yiyoruz anca doyuyoruz. Abi bu nasıl bir yerimiz? Ben de diyorum ki ara ara yaparız ya böyle. Bu 16'sı bitince 15'i niye? 16 nereden çıktı ya? Sonra. Sana 16 diye diye hayvanlar 16 zorla doğurtturacaksın. Yok işte 15. Olsa dükkan senin. Ya videoda birisi 16 diye saydık diye yazmış. Buyur abi. Biri geldi. Aleykümselam buyur genç. Fazlaysa bize bırakabilirsin. Nereden nereye? Şimdi benim şeyim, fikrim şöyleydi. Şurada sadece havalanacağı yer olsun. Şu kadar. Şu tahtaya kadar. Şöyle. Ha, şura pencere gerisini olsun. Kapatalım diye. Öyle de olur. Gelmişken ya şu önü full olsun ya da. He. Tamam. Şuradan indir bindir koy kaldır yapılır. Önü açık olsun tamam. Full. Güneş müneş gören. Önü açık güneş gören. Evet. Çok evet. Güzel. Üç oda bir salon. Evet. Tamam. Ooo kocaman bunun içinde. Ben bile yaşarım. Kiraya bile veririz. Şimdi çatıya atlayacak herhalde. Woohoo! Evet.
Lan, Mehmet dede hoş bulduk be. Git elini merhaba. Yala. Merhaba. Ya da getirsin yapsın da eğilemez o da. Evet, talaşlar gelsin. Oğlum bu. Seda şeyle yapsana kızım. Alet neyle? İster eli bunu. Al şu şeyi tırmığı. Temizle ağzını. İtekle onunla yay. Çıkar şöyle çektir. İteklemek zor olur normalde de. Dur buraya bunu bir öbür tarafına da öbürünü yay. Ya yay işte her tarafına. Hı. Her tarafına değil işte iki tane ya. Öbür tarafına da öbürünü. Heh. He? Dök. Şuradan. Aha sen dök. Şey yap. Dökelim de akşam oldu çünkü. Daha bitiremedik ama. Aha. Öbür yaş. Taraftan dök ya. Yerler yaş. Evet yani. Yay sen. Küçük delikten yaptın. E buraya dedin de onun için buradan yaptın. Bitiremedik şeyi ama en azından şimdi cibileri koyalım. Kümesin daha üstü kapanacak yanı. Yanı tamam da. 80'i bitti. Aynen. Şimdi cibileri getirelim. Bak onlar da orada yayılıyor. Alıştılar da hele. Hele hele hele. Geldiler oraya da. Sen tek. Geliyor geliyor. Gel çıksınlar oradan da bir. Gel çık dışarıda bir, dışarıda onları ben yakalarım. Çık. Lan. Çık lan. Görmüyorum da. Ama ip var orada. Bir tane burada var. Ne ipi? Çıkmıyor. Çekil. Dur şimdi de ortadan. Seda bak şöyle getir şimdi buraya çabuk. Çabuk çabuk şuraya koy şuradan araya geçti geçmesinler çabuk gidiyorlar. Hop hop. Geçme. Koy oraya. Heh. Hayır hayır. Şimdi burada. Hayır geçiyorlar. Hop. Hop. Gel lan. Abo. Sizin evin adı. Mecbur oraya gireceğim. Hop hop. Sen buradan sıkıştır ben köşeye gireyim. Eyvah. Şey yapamadık. O kötü oldu. Bak. Kaç tane yakaladın? Ver bana tutuna. Ay ay. Tuttun mu hiç? Yapamadım. Daha bir iki oldu sadece. Ver. Al. Ay bir tık tık tık. Gittiler buradan. Ay. Ay kız. Yeni yerinize. Ay çok zor. Yakalayamıyorum. Aha bak yeni yerine geldi. Bak mis gibi yer yaptık size. Of. Arkadaşlarınız gelecek. Dur yakalayabilirsek. Sen oradan kovala ben buradan yakalayayım. Heh. Tamam. Çık. Gelme buraya. Kaç tane? Bir tane, iki tanesi dışarıda. Şuradan yakalasana. Evet. İki tane yakalayabildim. La la la, o cin gibi. Şunu yüzünden de yaklaşılmıyor ki. Yine iki tane yakaladım. İyi, iki, iki, iki bir tane. Tane var çok iyi. Al. Dur. Dur. Lan yakalanmıyor ya. Dur. Ay. Dur iki tane daha yakaladım. Kaç oldu? Gönder.
tanımam onu. Ay, odundan kaçtı. Biri şurada. Şurada var. Üç tane mi kaldı? Herhalde. Herhalde evet. Çık git. Çık. Canımız çıktı. Herhalde tam gibiler. Hepsini koyduk. Kocaman kümes yaptık size. Geriye bak bak. Üstüne çıkıyor aynen. Aba. O deliği kapatma. Oradan da hava girsin ya. Şuradan. Dur bakayım bir dakika şunu yapacağız. Şeyi nasıl yapacağım? Kümesimiz şeyi. İçin vintage menteşe şey, kullanıyoruz. Tabii. Çok önemli çünkü bu. Özellikle. Dedim ben ama sordum. Şey mi olsun? He. Normal kümes şey mi? Olmaz mı? Kimin evi bilinsin dedi. Vintage olması lazım. Vintage yaptık. Çok önemli rol oynuyor. Heh, et verimliliğin. Ona göre et veriyorlar menteşesini. Tabii, menteşe, menteşe düzgün olmazsa neden et versin hayatım? Tabii. De, bunlar da burada. Ben, daha burada da artık 2 kilo olun artık. Et yani lütfen yani. Kocaman yer yaptık size. Yani bir yanı tık kes, tık kes. Hepsi aynı anda büyüyecek. O yüzden hepsini İnşallah, aynı anda Jortingenstrasse. Kısmetse. Nasıl? Gideceği evet. Yer orası. Neresi? Bak, difiriz. Difiriz. Sizin için difiriz aldık. Kümesten dolaba. Bu ya, şey yatıyorlar. Ha. Ya. Oha nasıl üstüne çıkıyor basıyor hiç. Umurunda değil ya. He. Vallahi kafasıymış, gözüymüş hiç. Aynen. Kümesten dolaba. Ay çok şahane oluyor ya. Ay inanmiyorum. Ay inanmıyorum. Bilmiyoruz işte. Ay ne oluyor da? Ne oluyor da? Seni bu civcivlerden şey bekliyoruz. Ney? Et. Buna göre et bekliyoruz. Et beklentimiz yükseliyor. Hı. Güzel yaptıkça. Heh. Hele o menteşeler. Tabii canım menteşe. O menteşeler en büyük faktör yani. Yani. Et için tabii en önemlisi. Vallahi sordum Gülen hangisinden istiyorsun? Bir de Anadolu işi ya var. Biz işte araştırdık. Mesela. Kümes hayvancılığında et için et verim için ne gerekli diye. Böyle vintage menteşeler gerekir. Şimdi bir de Muğla'nın da menteşe yöresi var diyor. Hı hı aynen. Hele orada besliyorsanız diyor. Tabii. Hala bir özellikle böyle olması gerektiği konusunda bize bilgi geldi. Bilgi geldi. Ama şunu orayı keseceğim. Neyi? Şurayı. Tamam. Orası fazla hemen geldi. Hemen testere neredeydi? Altında bir yerdeydi. Çok uzun ama biraz kısa mı olur? Ya da belki de gerekmeyecek tutmaya da. Burada yer var. Onu üçle de. Şey olmaz. Üçlü olsun. Çok çalışacak çünkü. Seda Hanım beğendiniz mi? Valla bakıyorum şöyle bir genel. Üf harika oldu. Geleneksel kümes işte. Evet geleneksel. Ayaküstü plansız program. Valla bir gün içerisinde aynen ayaküstü. Al bak ne güzel uyuyorlar işte. Plan mı plan ha. Şey kümes mi kümes. Çok şahane oldu kümes. Yani. Vay anasını. Süper oldu. Ayhan abi güzel oldu mu? Ayhan abi Ayhan bu abi işlerden güzel. Anlıyor. Bizim bilir kişimiz. Ayhan abi diyor ki, ben diyor yapamam diyor, yapmam diyor senin gibi diyor ama güzel tarif güzel ederim diyor. Güzel tarif ederim evet, diyor. O yüzden evet. Bir tarif varsa soralım. Evet. Bekliyoruz. İtinayla tarif çünkü alınır bu, şimdi bu ilk başlangıçtı. He. Eğer şey olursa seri imalata geçeceğiz gibi, de. Senin dediğin gibi et civcivi sonra alalım. Tabii ben bu kadar sadece, yaptın. Sadece civcivle beslenelim falan derse ona göre bir şey yaparız. Civciv mi? Civciv değil ben tavukla beslenmeyi tercih ediyorum.
Evet, hayırlara vesile olsun. Wow, yay. Adam böyle girip istediğin muameleyi yapacaksın. Harika. Evet. Civcivleri mi vidalayacaksın? Yok yani. Buradan Allah. Da böyle. Oraya köşeye sinmiş hepsi ya. Niye hepsi öyle? Köşeye sindi. Şimdi hoş öyle işte ya. Üşüyorlardır, ısınıyorlardır. Harika oldu. Şunları biraz kısaltabilirsek yalnız çok uzun. Ya. Ben geçerken kesin takılırım oraya böyle tak diye. Yani şu kadar olsa yeterli. O iyi mi? O da tamam, biraz. Da şey yapalım abi. Aslında iyi de ben geçerken takılırım diye. Yoksa o iyiydi. Güran, evet. Şuna da bir yavrum şey yapsana. Atayım mı? Birer tane at. Çok evet. Güzel ya. Ya ben bak bu kadar yaptın. Müthiş oldu. Bunu yeriz. Bunlar bittikten sonra şimdi 16 tanesini yedik. Bitmeye yakın bir 10 tane daha alırız. 10-15 tane daha. Bunu böyle ne yapacağız? Yani o kadar ya, yaptık. Kasaba bir daha gitmez. Evde kasap. He. Serhat'a söyleriz. Kendi nasıl olsa salmayacağız bahçeye. Kasaplar taş mıyız? Yani tabii şeyse eğer o dönem müsaitsek civciv bakmak için. Ona göre... Yani hani bizi bağlıyor ya eve, o yüzden diyorum. Yani. Bir yere gitmeyeceksek falan, öyle bir tamam, durumdaysak. Tamam, 45 gün bir yere gitmeyeceğimiz zaman düşünürüz. Onu diyorum, onu demek tamam. istiyorum yani. Tamam. Sen öyle diyorsan öyle olsun. Şimdi abi, sonunda ikna bakalım. Ettim ya. Civciv beslemek istiyorum. Ya. Böyle olursa, bakırıyor. Hiç olmazsa civciv besleme şeyimi tatmin etmiş olurum. Çok güzel olur. Hem de et yemiş oluruz yani. Değil mi? İsterim salayım dolansınlar bahçede ama olmuyor işte şu betonlara metonlara verandaya kaka yaptım babamın ayarları bozuluyor. O yüzden tavuk beslemiyoruz ama bu şekilde şey olur. Ona da bir tane. Bir de normalde diyor daha güzelini yaparım da bunu ben geçici olarak yaptık diye diyor. 20 günlük kümes bu. Ama bu kadar olmuşken ben bunu söktürmem. Ha tabii şu laminatlar şişer mi yağmurda bilmiyoruz ama. Seda. Yani evet de ne? Laminatlar yağmurda şişer mi yavrum, ne olur? Yavrum var ya brandasını çekersin yağmur yağacağı zaman. Ha branda çekeceğiz zaman. Evet. İşte branda var ya yanında. İşte naylon brando. Ne aradın abi? Yok şunu çizeceğim mi? Başka orada şey var mı? Kısa var mı? Hepsi uyuyor. Az bir işimiz kaldı. Göstereyim. Evet, gece boyunca deli yağmur yağdı. Bizimkiler öyle güzel kapatmış ki şeyin üstünü, kümesin. Cücükler ne yapıyor? Takılıyorlar. Benden kaçtılar şimdi. Hey cücükler, ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Altları kuru. Gayet güzel. Yemleri bitmiş ama yem koyalım. Vallahi deli yağmur yağdı, deli. De bizimkiler de bayağı bu ne ya şey falan ağırlık çok ağırlık koymuşlar. Evet. Duvardan ne yiyorlarsa hepsi duvarı ibikliyor. Allah Allah. Suları da bir yıkasaydı doldursaydık. Dolu dolu. Su. Evet, bir başka sabah. Şimdi Güran tünek yapıyor. Tüneyeceğiz. Tünemeyeceğiz. Şeyiniz de çok ne o? Çekiç şey. Nacak. Ne? Nacak. Ha nacak bu mu? Hı-hı. Balta değil mi işte? Baltanın küçüğüne mi deniyor? Büyük balta bu nacak. Hı. Bu aslında nacak da değil. Nacağın şeyi. Daha da ufak. Bacağı. Evet. Bunu Bartın'dan almıştık. He, beraberdik. Hı-hı. Ben hatırlıyorum. Evet. Yıllar önce. Evet. Böyle işte kampa mampa gidersek diye. Hı. Şöyle yanımızda küçük ufak tefek. Şöyle. Şöyle. Şey yaparız şöyle. Diye. Ağaç maç kesmek gerekir. Ateş yapmak ama yani gerekir diye keskin. Böyle göründüğüne bakmasınlar. Keskin yani öyle. Evet. Şöyle. Bak lıp yani, diye yapıştı. Evet, demin yapışmadı bayağı bir ama. Kenarına vurunca yapıştı. Şu şeyini kaldır şunu. Yağmur yağarsa diye şey yapıyoruz. Rüzgardan falan korumak için cücükleri. Ne yapıyorsunuz? Günaydın. Hey abo yemi yan yatırmışlar.
Bir de bunları asmak için bir şey yapsak aslında çok şahane olacak yani. İşte asınca aslında tam şey durur mu onu bilmiyorum. Durur durur. En doğrusu asmak. Baksana yattı ya yere. Diyorsun ki sallandıracaksın birkaç tane. Ama ama şey yok işte. Geri... Onun üzerine koyarsanız tabii kanca düşer. Neyle nasıl yapalım? Şunun üzerine basarlar şefin. Bir tarafına düşer yani. Evet bir tane bu daha mı? Besbelli yani. Geniş olması lazım bunun. He. Evet. Hey gençler. Kocaman aldınız lan. Şu tabağa da şey koyuyoruz. Salata. Uçuyorlar he. Uçmayı da öğrendiniz. Acıktınız mı size mama koyayım? He dur. Şey. Tamam dur. Şöyle yapalım. Şu zemini de ayarlayalım. Sen şeyi bir çak. Ondan sonra. Zemin neyin ayarlayacağız? Zemin derken yani bunu koyduğumuz. Hı. Hı. Bir tane daha mı tuğla koyalım? Ne yapalımsa onu yapalım işte. Yonca koyduk. Hepsini yememişler yoncaların. Ama salatayı bitirdiler. Fasulyeleri de yemişler. Biraz da gömülmüş şeye. Şöyle bir şey. Evet, yemleri de geliyor, kahvaltıları. Civ 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 civ. Buyurun. Ama bu dengesiz biraz. Ne? Sallanıyor gene de. Saldırın. Kıskanç Herkül. Tamam mısın? Tamam. Keseri olmuş. Aa. Ya ameliyatta şey unutmuş. Bana öyle geldi. Şeker Hanım bir atağa kaldı ama. He. Bir şey olmaz. Ne oldu Şeker? Kapanmış ya. Dükkan kapandı. İndi ya. Tüneye çıktılar. Yakına yaklaşmıyorum özellikle. Heh. Aa çıkıyorlar işte bak. Evet. İşte bu. Ya. Evet. Dedim ben sana. Evet bak tüneye çıkıyorlar. Şu anda tünemek için değil bir meraktan çıkıyor. Merak ettikleri için ama, evet. Ama bir şeylerin üstüne çıkmayı seviyorlar. Evet. Belki onun üstünde yatarlar. Evet, evet geliyor teker teker gelsinler. Şu çöpte niye çıkamıyor? Hepsi sığmayabilir. Belki sağ tarafa bir daha yaparız. Yaparız. Eline sağlık aşkım. Bu videonun da burada sonuna geldik. Dur. Geldik. Yine burada sonuna geldik. Evet. Arkadan da yine bahçede. Evet. Işık şeker geliyordu. Gitti. Şeker gitti. Şeker de olsaydı. Evet. Herkül olur. Var onun yerine. Evet. Olur mu? O da yok, olabilir. Sürekli Herkül oluyor ya zaten. Zaten. Titriyor, titir. Üşüdü mü ne? Evet, hoş izlediğiniz bekledim. İçin teşekkür ederiz. Bu da bir evet. Böyle kümes videosu oldu. Tüm biraz günümüzü aldı. Benim. Şey bir şey olmaz. Neydi o? Ney? Bazı şeylerde fizik profesörleri falan oluyor. Hah, aynı. Einstein. Çizgi filmlerde. Evet. Fiziğimle anılmak istemiyorum. Evet, abone olursanız teşekkür evet. Seviniriz. Teşekkür ederiz abone olduğunuz için abone evet. Olanlara da. Görüşmek üzere bir görüşmek dahaki üzere. Videoda. Ağzımı uçtu. Hadi bay bay.